Tabii o kadar tatlı söyledi. Gerçekten. Hani yani yiyip kaçmak yok. Ay evet. Seyhancığım, keşke diyene kadar çekseydiniz de biz de izleseydik. Çok çok teşekkür ediyorum. Şuraya teşekkür edeceğim. Halbuki teşekkür ettiğim kişi burada ama. O kadar tatlı, o kadar iyi. Zaten hepimiz çok yakından tanıyoruz. O kadar seviyoruz. Canım benim. Bir kere aile insanı, anne. Çok başarılı bir sanatçı. Yıllardır beraber büyüdük. Aynen. Siz de tanıyorsunuz. Küçüktü, büyüdü. Yakında torunları olabilir. İnşallah. Neyse daha fazla uzatmayayım. İnşallah. İnşallah. Amin. Sevgili Elif Karlı bize bugün Seyhan Erdal'la Süper Pazar'da yemek yapacak. Dedim ki bunları ne olur hazırlama ama tabii ki o onun içgüdüsü. Orada bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Ben pişirecektim hani. Aman. Heh, iyi ki onu yapmadım. Doğrama dedim ama o tabii yıllarca yemek programı yaptığı için. Evet, hazırladım. Bak, hepsini aynı hazırlamış. Aynı yemek programı gibi vallahi. Aynen öyle. Ben sustum, tamam, girişimi yaptım. Top tamam sizde. Dur, hoş geldiniz o zaman evime. Hoş sizler bulduk. De hoş geldiniz. Böyle bir karşılanmaya nasıl hoş gelinmez ki? Hoş bulduk Elif Hanım. İnanın dışarıdan sadece, yani difrizim de vardı ama dışarıdan bugün sadece kıyma aldırttırdım. Onun haricinde hepsi ya pırasaya kadar evimde olan şeylerdir. Kırmızı, al biber olsun, patlıcan mutlaka iki alırım. Evet. Her gittiğimde. Çünkü yemek pişen bir evdir, soğan kokan bir evdir genelde. Öyle büyüdük. Eşim tarafından Gaziantep geliniyim biliyorsunuz. Ben İslahiye geliniyim, kayınvalidemden öğrendiğim kilis tavayı. Namı diğer bastı. Kayınpederim de rahmeti çok severdi. Onu da güzel yaptığını söylüyorlar. Onu yapacağım. Kesinlikle ev kadını bir kere. Yani sanatçı ama artı ev kadını. Her şeyi yapar. Evet, benim o konuda severim. Bir şeyim yok. Severim. O yönümü de severim. Bu yönümü de severim. Bir de kız kardeşinden geçen hafta öğrendim. Aslında bulgur pilavını genç kızımdan beri aşırı güzel yapardım. Biraz dillere destandı nedense. Ama bunu pırasalı ve patlıcanlı, yani sebzeli yapacağım. Bulgur pilavı. Evet. Peki. Yani soğanım olacak ama pırasam da olacak. Soğan koymasanız da olur. Zaten pırasa soğangillerden olduğu için. Okay. Peki. Şimdi sevgili ben kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Burası bozulmadan. Hı-hı. Detay çok önemli, tamam, mutfakta. O zaman önce kilis tava için. Bunları bir yakından detayını alsın. Hı-hı. Evet. İsterseniz biz de bu esnada kilis tavanın malzemelerini verelim. Tamam, oldu. Kilis tavanın malzemeleri 6-8 kişilik bu. Evet, 6-8 kişilik. Gram. 750 gram gibi oluyor çünkü bu böyle çok kalın olmayan bir kalınlıkta bir yayga olacağı için içine de malzemeler girince afiyet olsun. Seyhan, itiraf et. En çok yemek yapılırkenki röportajları seviyorsun. Nedeni de malum. Soğanı rendeliyoruz. Ondan sonra bir soğan. Evet, bir soğan. Çünkü orta boy soğan yetiyor. Söyledim mi kuzu dana karışık? Söylediniz. Sivri biber kullandım ben. 3-4 tane. Fakat ayrıca bir de üstü içinde soğanımızı dilimleyeceğiz. İsterseniz arpacık soğan da kullanabilirsiniz. Biber, domates ve de burada benim önceden ayıklamış olduğumuz sarımsaklarımız olacak. Malzemelerimiz, biraz da yağ koyacağız. Tuzumuzu, karabiberimizi. Acı biraz salçam var. Köfte gibi bir şey mi yapacağız? Aslında onu diyorum. Peki. Herhalde eskiden anneler Gaziantep, yani Güneydoğu Anadolu'da kayınvalideme de öyle dedim. Anne dedim, üşendiler diyor mu? Acaba tepsiye basmışlar, adı da bastı olmuş. Tek tek yapacaklarına. Hı-hı. Bu şekilde. Pratikte bir çözüm olmuş. Aslında maydanoz da kullanıyorum ama ben kullanmayacağım maydanoz. Peki. Vallahi merak ettim, ben yemedim daha önce. Tamamdır. O zaman bunları ben yaptım yazın. Şey, taze. Menemen sosu gibi mi? Bu da biber. Kıymamı ben sizden önce hazırlamıştım zaten. Bu yüzden. Yardım istersen söyle, burada böyle oturup kalmayayım. Yani yok. Kurabiye yemeyeyim çıkın boyunca. Ye. Sen sadece ye, tamam mı? Hazırlamış olduğum bütün malzemeleri, hepsini hiçbir şey pişirmeden çiğden atacağız. Tamam mı? Biraz daha şöyle yapalım. Şuradan daha tertemiz olduğu için çok acı biber salçamı minicik kullanacağım. Şimdi ben göz kararı yaptığım için bunu da şöyle bir kaşıklık gibi düşünelim. Az oldu. Çok fazla salça şey yapmıyoruz. Peki. Evet. Şimdi bu çok acı olduğu için bundan da biraz koyacağım ya. Ondan. Biber salçam da çok Sustum. Acı.
kendi yaptığım salçam da çok acı. Peki. Şimdi ben buna şuradan tuz. Tuzlarımı. Ne kadar, kaç yıl yemek programı yaptınız ekranda? Aslında çok yapmadım. Bir 11 ay. Çok uzun gibi geliyor değil mi? Geliyor. Ama ondan sonra başka kanallarda yaptım tamam, belki. Peki. O tuz ve karabiber ekledik. Aynen öyle. Şimdi biraz daha yaprak biber de yapacağız. Pul biber. Evet. Yaprak aynen, biber diyor. İlginç tabirler var. Kayınvalidemden aslında ağzımda alışkanlık biliyor musun? Ya ben çekmiyorken çekiyor ama ben yok sen hiç şey yapma. Bütün kameralar bir... full kayıtta. Tamam. Şimdi ben rendeleyeyim şöyle. Minik rendemle. İki diş. İki diş, üç diş nasıl şey yaparsanız. Ben sarımsağı her şeye kullandığım için. Şimdi buna bir tek çiğden kıyma yiyebiliyor musun? Yiyemiyorum. Ben var ya yarısını yerim. Birden düşündüm, bir tanıdığım vardı, o yiyordu. Ben onu yoğururdum. Özellikle çiğ börek kıymasını o çiğ olarak böyle bir tabak yerdi. Kulakları çınlasın. Bana da küçükken bir tat tat diye diye beni de buna alışırlar. Öyle mi? Tabii ben de mesela tadarak yiyebiliyorum bir. İkincisi şeyi de yiyorum çiğden. Mesela kara lahana sarıyorum. Çiğden yiyebiliyorum onu da. Enteresan ya. Yamyam mıyım neyim? Yani şimdi bunu çok az yiyecek bir... misiniz? Tabii tadacağım. Tuzumu buzumu tadacağım. Şeyde yiyen hoş var. Hoş kokusundan da anlıyorum aslında hani tuzlu olup olmadığını ama. Şeyde yiyen var, kek hamuru falan da yiyen var. Hani böyle daha çiğken. Keki mi? Evet. Yerim yerim. Çok severim. Yerim yerim. Ben de yerim. Kıymamız yoğruluyor. Vallahi evet. Bir şey söyleyeceğim, görüntüsü çok güzel duruyor. Daha güzel olacak şimdi. Önemli olan hep derler ya, ne kadar iyi yoğurursan o kadar birbirine özdeşleşsin ki. İyi olsun. Elif Hanım, yemek yapmayı kim öğretti? Bekarken mi öğrendiniz, evlendikten sonra mı? Nasıl oldu o bölüm? Şimdi açıkçası bekarken annem bütün sebze yemeklerini öğretti. Çünkü sebze yemekleri nedir? Soğan, işte salça falan ibaret olduğu için. Annem dedi ki bak bunların hepsi aynı. Üniversite sondaydım. Sonra evlendim. Evlendiğimde benim öğrendiğim yemekleri Cengiz Karlı'nın hiç sevmediğini öğrendim. Yani yemiyormuş o zaman öyle şeyler. Hani patatesi gibi yiyemiyormuş falan gibi. Sonra tabii ki kayınvalidemin el lezzetini almaya özen gösterdim. Ne yiyordu Cengiz abi? Daha çok kebap var. Yani kebap, evet. Ya kayınvalideme gidiyorduk, normal değildi ki hiçbir şey. Yüzsük çorbaları, analı kızlı. Zoru şeyler. Hep zoru sever. İşte bana da o oradan mı geçti? Ne olduysa ben de çok zoru seviyorum yemeklerde. Yani ne kadar uğraşırsam o kadar güzel gibi geliyor. 5 dakikada bitsin hiç önemli değil. Önemli olan benim onu o kıvama getirmem. Sonra kayınvalideden yemekler öğrendim. Tabii öğrendim. Ondan yavaş yavaş göre göre birlikte yapa yapa. Mesela içli köfte de yaptık birlikte. Çok beğendi benim içli köftemi. Şimdi ben bunu şuradan alacağım. Yardım edeyim mi? No. Tadacağım. Bak. Tuz çiğ kıyma yiyor. Geldi. Evet nasıl? Tuzu az bak. Tuzu az. Kokladı ve dedi ki tuzu az dedi. Çok komik. Nasıl oldu koklayarak tuzu az? Bilmiyorum ki öyle bir kıvam. Yani öyle bir şeyi mesela anneme çekmişim o konuda. Dışarıya gidiyorum. Dışarıda bir şey yedim diyelim. Şöyle bir genzime yaparım. Oradan ne kullanıldığını malzeme olarak mesela öğrenebiliyorum. Kahveleri karıştırırız bazen. Şekerli hangi saat onu da koklayarak. Bir garip bir koku al. Kulaklarım iyi duyar. Bu arada ben yemekten de bahsedeyim de. Tabii. Fırını önceden yaktım. Aynı böyle şey normal hani İzmir köfte gibi nasıl yapıyorsak 170-180 derecelerde. 20 dakikada pişebilen bir yemek bu. Asla yağ koymayacağım bir daha. Su da koymayacağım çünkü kuzu kıyması da olduğu için yağını çıkartacak. Çıkarttıktan hafif sonra da üzerine malzemelerimi koyacağım. Diğer soğanlarımı, sarımsaklarımı. Efendim Elif Karlı Kanal 7 ekranlarında kilis tava yapıyor. En az 4 defa dedi ki ya hep Ramazan ayında yapıyoruz televizyonda yemek çekimlerini. Çok mutluyum bugün size ikram edebileceğim için dedi. Ondan sonra o bölüm bitti. Yani gerçekten bunu bilmenizi istediğim için anlatıyorum. Böyle birden durdu. O kadar komikti ki. Yiyeceksiniz ha, sakın diyet falan yok dedi. İşte ben buna hani eşittir anne yüreği diyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Tekrar ediyorum, yardım edecek bir şeyim varsa. Yok, şimdi benim böyle bir dışarıdan bir gün ben yokken herhalde şey getirmişler. Et bari bir şey evet. Getirmiş aile. Çocuklar koca falan herhalde.
Onun için bu tepsileri çok seviyorum. Hem çok güzel pişiriyor, hemen pişiriyor. Hem de lezzetli. Lezzetli pişiriyor. Bu yüzden ben fırın tepsisi kullanmayacağım. Varsa imkanınız siz de bunu kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu buraya alacağım. Yayacak bence değil mi? Hmm. Evet, bastı. Adı bastı. Namı diğer bastı ya. Şimdi ben bunu basacağım. Ama nasıl basacağız şöyle. Burayı kullanmak isterseniz. Kullanayım mı orayı? Evet, gelin buyurun. Sen nereye gideceksin? Hiç merak etme. Yok yok, ben orayı kullanmayacağım. Ben şimdi bir daha birazdan yakacağım için bu da lazım değil şu anda. Bak şuraya koyacağım. Tamamdır. Bulguru yaparken koyarız tekrar. Evet, şöyle. Bastı. Evet. Şimdi burada bir kere daha şöyle yağıyla. Şimdi bunun önemli olan kısmı, şimdi bunu basacağız ya. Yani şimdi bir püf nokta göstereceğim. Bunu çok kalın yapabiliyorlar yeni öğrenenler en azından. Ben de şey değilim, benden daha iyi yapan mutlaka, hele ki memleketlisi vardır ama ben de az sayılmam. 28 yıllık Gaziantep geliniyim yani. Kesinlikle hiç öyle düşünmeyin. Şimdi bunlar, bu çatlayabilir. Evet. Çatlamasını engellemek için sıka sıka. Bak şurada çatlaklar var ya, pişince evet, onlar ayrılabilirler. Bu yüzden yaymak, basmak da çok önemli. Birbirine yapıştıra, yapıştıra bastırıyorum. Ve yaptıktan sonra çok kalın olmayacağı için şu parmağınızı şöyle yapın. Şu kadarcık bir bak yükseklikte olması yeterli. Peki. Bu kendini çekecek Seyhancığım. Birazdan bu birazcık küçülecek. Küçülecek. Zaten, zaten fırında da küçülecek. Aynen. Bir dilim ceviz karlıya ayıracağım. Gerisi sizindir. Ben yok o kadar yiyemem. Zaten toplam 3 kişiyiz. Biraz tadacağım. Aç değilim. Biraz. Bak şöyle. Vay be. Bastıra bastıra. Profesyonel insanın hali başka. Severim. Cengiz de çok sevdiği için çok sık yaparım. Misafir yemeğidir. Güzel bir lezzettir bu. Şu anda bitti. Şöyle göstereyim. Ellerinize sağlık. Yok gerçekten profesyonel. Hemen yani fırına gidiyor. Önceden hazırlamıştım. Tamam mı? 5 dakika sonra diğer malzemelerini, şunları koyacağım. Üstüne. Evet. Bunu buraya koyayım. Unutturmayın bana. Şunlardan da şöyle üzerine. Bu malzeme olduğu gibi bunun üzerine gidecek. Beni bir kere aldatırsan deli olurum ben. Gören Allah, bilen Allah. Bir ikiye bağlarsan seni vururum ben. Gören Allah, bilen Allah. Pilava mı geçiyoruz? Senin üzerine sıçramaz diye düşünüyorum. Sıçrayabilir. Evet, sıçrayabilir. O zaman kaçarım. O zaman ben onu burada yaparım. Madem öyle. Çok cıs cıslı mutfağı. Ay. Ben zaten böyle orta ben alanda biraz bir bölüm olduğu zaman çok seviyorum. Ev hanımları da çok sever. Şuradan güzel bir dua edeyim. Allah her isteyene böyle güzel büyük bir mutfak nasip etsin. Amin. Çok hanımlar önemli. Hanımlar için çok evet, önemli. Hele böyle orta alan, ocak olmasa bile üstünde bir masa bile çok önemli. Çok mutfağı keyifli. Seven hanımlar için gerçekten ben de kalben diliyorum. Benim aynen gibi öyle, yemek yapmayı seven için. Şimdi şekerim. Şimdi şekerim. Sorularım da var. Onları da soracağım. Hadi sor sen. Ben de bu arada bulgurumu yıkayacağım. Sosyal medyayla aranız nasıl diye soracağım. Yani şimdi ben tabii çok yakından takip ediyorum. Güzel evet, de kullanıyor Elif Hanım. Mesela biraz sonra göstereceğiz. Onun böyle bir kahve içtiği köşesi vardı. Arkasında manzaralı. Evet. 20. kattayız. Evi 20. katta. Biraz tırsmıyor değilim. Sosyal medyayla aranız nasıl? Şahane. Mümkün olduğu kadar kullanıyorum. Çok sık kullanıyorum. Sabah günaydınla gözümü açıyorum. Gece iyi gecelerle. Gündemi de takip edip bazen paylaşıyorum. Orası benim eğlence sayfam. Bulgur pilavı bildiğimiz bulgur pilavı sadece. Ek olarak ben mecburen, şimdi ben bunu fırında da yapabilirim aslında patlıcanı. Bu kadar lezzetli olmuyor. Olmuyor. Sonuçta bulgur, sonuçta pilav da yağsız olmuyor. Zaten diyet yapan da pilav yemiyor. Doğru. Bu yüzden de hakkını vere vere yapmak istiyorum. Bravo, buraya alkış istiyorum Kaykacığım. Evet, çak 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 çak. Hemen bitmesin alkış. Hala devam. Evet, sizler alkış duyuyorum şu an. Evet, aynen öyle. Kaysan onu halleder. Aynen, hakkını vereceğim. Şimdi bu kızarırken ben şöyle küçük bir pilav tavan tencerem var benim. Bunun da altını açacağım.
Pırasa sıçramaz, tamam mı? Yok. Heh, onu sana vereceğim. Birazcık tereyağı kullanıyorum. Hem parlasın diye ama bir tık daha parlasın ve lezzetli olsun diye. Ben sadece zeytinyağı kullanıyorum. Bu da yeterlidir. Çünkü buradan gelen yağ da olacağı için. Şimdi şöyle bak, soğan gibi doğradık. Tamam mı? Bak pırasa ne işlere yarıyor. Çok da lezzetli olacak. Kavuruyor muyum? Başla yavaş yavaş işte. Ben bir karıştırayım, evet, şöyle. Evet, çünkü birazdan o olduktan sonra yavaş yavaş... Soğan yerine pırasa mı gelecek buna? Evet. Peki. Bulgurumuzu yıkadık. Ben şöyle bir bardak yaptım. Hatta bu ikisini... Nermin Gül'e rakibiz şu anda. Heh, hadi bakalım. Peki bundan şeyin haberi var mı Nermin Gül'ün? Kırmızı al biberimi de. Biraz tuz atayım mı? Al biberden. Fadime'ye nasıl geldim bilmiyorum. Biraz okursanız diye hayal ettim ama olmadı. Tuz atayım biraz. İstiyorsan. Bir kişi bakarmış yemeğe. İki kişi değil. İki kişi olunca o yemek çok tuzlu olur imiş. Şimdi şurada hazırladığım gene de yağını çektireceğim bir tabağımı önceden. Suyum da burada birazdan onun için. Bunun içinde ben bir adet patlıcan kullandım. Çok az bir pilav yapacağım çünkü. Bir tane de pırasa kullandım. Bir tane de al biberi. Kalabalık misafirimiz geldiğinde hanımlarımızın hepsi çok iyi bilir. İki katına çıkartacaklar bu kadar basit. Aynen öyle. İsterseniz nohut bile koyabilirsiniz buna. Yani değişik olabilir. Ben koymadım. Koymayacağım. Bir de ben hazırladığım o menemen vardı ya. Sos. Acılı çok güzel oluyor. En son buna bir de nane, kekik üzerine döşe. Sen yemeden git. Üstüne nane, kekik denemek lazım. Benim annem pilavı salçasız yapıp üzerine hep nane koyardı. Naneli bulgur yapardı yani. Bulgurları koyayım mı içine? Bir tık daha olsun. Peki. Evet. Pırasa da soğan gibi zaten. Hani şimdi bunları atacağız. Daha sonra menemenlik birazcık o sivri biberimden de koyacağız. Sosumu da koyup biraz da bunu koyabilirim. Bana uyduyorsan uyarım. Senle her şeye ben varım. Yeter ki sen benim o. Kilit tava ne durumda, bana bir hatırlat demiştiniz. Evet, teşekkür ettim. Ben şimdi bunu yavaşlatayım. Ay acıktın mı ne? Bilirim, mis gibiydi. Şöyle koyalım. Aynen. Bunlar da anca zaten yarısı kalınca da. Aman dikkat. Çocukların en sevdiği sizin elinizden spesiyeliniz ne? Anneciğim yapsana ne olur falan, böyle bir şey var mı? Öyle omletlerimi çok severler kahvaltıda. Evet, zor bir şey hani. Ama zor yaparım. Mesela hani puzzle mantarlı içine işte bir şeyler koyarım. Kolot peyniri falan koyarım Trabzon. Kolot peyniri eritirim. Menemenlik, acı amacı yaparım ama normal. Anladım. Normalinden çıkar yani. Şöyle birazcık... Peki eşinizin, Cengiz Bey'in, Cengiz Karlı'nın her şeyi çok sever. Çorbalarımı sever, kilis tavamı çok sever. Ya patlıcan geldi. Evet, patlıcan geldi. Patlıcan geldikten sonra... Şöyle bir karıştırdım. Aynen. Ben şuradan kaşıkla sana... Acı biber salçası geldi. Bundan geldi. Şunu kaldırdım. Şimdi çok az benim yapmış olduğum al biber domates. İşte acı geliyor. Bu çok güzel oluyor da biraz acı sevenlere. Tamam. Elimi de yıkayayım. Acı herkes için farklıymış. Size çok acı gelen bana hafif gelebilirmiş. Evet, onun bana çok acı gelen mi? Size fark az acı gelebilirmiş. Bu arada bir tek bu evde, yani mutfağımda sevmediğim bir şey var, elektrikli burası. Elektrikli ocağı ben de sevmiyorum. Hiç sevmem, ben böyle harlı yanacak tabii, yazlık öğrenirsin, bayram olur. Aynen öyle. Bu arada bütün malzemeleri attık, tuzunu attın mı? Attım. Tuzunu tamam. Atayım mı, karabiber atayım mı? Atma. Şimdi ben ölçülü kullanmıyorum suyu, sadece bulgur pilavını. İyice şöyle geçecek şekilde. İşte gerçek ev hanımları bunu tamam. Böyle yapıyor. Biz de ölçüyle yapıyoruz. Bak bir karıştırırsan şöyle. Yok. Daha ister gibi. Evet. Değil mi? Biz 1,5'çuyuz. Bulgur çeker.
Bu kadarcık mıydı? Yarım. Vallahi kayıtsaymış. Gerçekten. Yarım ha, yarım ha, yarım ha. İçtim gidiyorum acaba. Fırınıma. Hadi. Yani hem Elif Karlısın, hem sesin güzel, hem yemek yaparken hiç şarkı söylemiyorsun. Tamam, söyleyeceğim. Hoş değil şimdi yani. Şimdi mi söyleyeyim çiğ alırken? Bilmiyorum. Sen duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, ben onu seviyorum çok. Seviyorum, seviyorum çok. Nasıl? Evet, gel. Ben Elif Karlı olsam sürekli okurum arkadaşlarıma, çekimde, her nasıl, yerde. Nasıl? Nereye şimdi koyuyorsunuz? Buraya yok mı? Yok, fark etmez. Şimdi şöyle yapacağım. Gel. Geldim. Gel. Yok, kamera. Şöyle. Vay. Hiçbir şekilde su koymadık, gördünüz değil mi? Evet. Ben kesinlikle soğanından istiyorum. Evet. Bir C. Yani hiç sakın Seyhan soğan yemez falan olmasın. yok ye soğan bir kere. Hatta o kadar seviyorum ki etinden değil soğanından yiyebilirim sır. Ya soğan kebabı diye bir şey var yani bu ülkede biliyorsunuz. Evet. Şimdi ben çok severim. Bunu da açıyorum. Pilavımız da olmuş. Tadıcıyım. Aynen. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Şimdi burada afiyet olsun bir tanem. Şöyle zaten naneyi. Naneyi yedik. Evet bak ne güzel kokar. Burada. Gördün. Şimdi şöyle. Az olsun. Çok nice. Yeter mi bu ya? Yeter. Çok teşekkür ederim. Şimdi dediğim gibi ben birazcık bulgur pilavını hafif sulu bırakmıştım. Ellerime sağlık. Çok güzel karıştırdım. Pırasayı. Pırasa bulgur pilavını. Tamam, ay pırasa, bak bozuldu biber, ya. Pırasa, biber, patlıcan hepsini çok güzel karıştırdın ya. Nacara geldim. Nacara. Niye laf soktunuz ki pırasayı diye? Evet, doğru. Haklısın hayatım. Aşkım az olsun efendim. Öyle hani mi? Öyle çok büyük bir dilim vermeyiniz. Tamam, şöyle bir üç kare mi keseceksiniz pasta dilimi gibi? Hayır, pasta dilimi gibi keseceğim. Şöyle o zaman yeter. Nasıl? Ellerinize sağlık Elif Karlı. Ellerime sağlık. Zaten kaçıranlar ve tarifini almak isteyenler Kanal 7'nin aynen YouTube kanalında izleyebilirler. Biraz bir de benim YouTube kanalımda tabii ki. Şöyle birazcık da süreyim ben bunu. Tamamdır. Seyhan'a gidiyor. Aa, ben siz de mi tadıyorsunuz? Yiyin bakayım nasıl olmuş. Hadi o zaman buyurun ben şunu bozayım. Afiyet olsun. Peki bozuyorum. Önce bunu tattım. Hadi çok sıcaktır mı şimdi? Dikkat. Tuzu bile az gene de değil mi? Çok atamadım. Tuzlu dersiniz tamam, diye. Tamam olsun. Benim olsun ölçümden olsun. Normal. Ben biraz azaltım. Tuzlu yerim. Bu yüzden birazcık tuz attım. Acısı öyle çok fazla değil. Hayret değil mi? Bulgur pilavı süper olmuş. Ellerinize sağlık. Efendim kilis tavayı tadıyorum. Elif Karlı kendi elleriyle yaptı. Buna da bakacağım. Başarılı. Çok başarılı. Seyhan, yemek programındaki jüriler gibisin valla. Ellerine sağlık. Doğruyu söylüyorsun. Bakıyorum. Doğruyu söylüyorum. Keyifli. Çok güzel. Ama tabii şimdi harmanlayacağım soğanlıyla domatesiyle. Ellerin kolların dert görmesin. Canım benim. İnşallah torunlarının da mamasını hazırla. Amin inşallah. Aynen böyle bu gençlikle. Amin inşallah. Efendim izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Tüm Kanal 7'ye ve izleyenlerimize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Sağlıkla kalın.